Çaylar benden olsun, manzara senden. Bence asıl ölmek, istenilmeyen bir dünyada yaşamaktır. Her 24 saatte bir, 24 kere ölerek. İnsanları kötü yapan yine insanlardır. Olacakların en hayırlısı olmuş olandır. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Kin, gerçekleri gören gözleri bile kör eder. Hayat, herkesin katıldığı başsız sonsuz bir koşudur. Düşününüz, öfke ve hiddet, düşünmeyi daraltır, insanı yanıltır. Konuşmaktan çok, herkes kendi içindekini yaşıyordu. Bu daha iyiydi. İnsan her şeyi anlatamaz. Zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez. Ya olmalı insan, vermeli canını insan için yahut etmemeli kalabalık dünyamızda. Şükrünü eda edebileceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan daha hayırlıdır. Güçlü bir hafıza ağır bir cezadır ve işin kötüsü iyi anları nadiren, kötü anları sıklıkla hatırlatır. Gözlerim çok kuvvetlidir. İyi bakar, iyi görürüm. Bakıyorum, sen de cehaletten başka bir şey göremiyorum. Öyle bir sevgilim olsun istiyorum ki, ne demek istediğimi bakışlarımdan anlasın. Sözle değil, gözlerimizin bakışıyla anlaşalım. Sonra küçücük bir evimiz, çok değil, iki oda, bir salon. Kederli, mahzun, acılı olmak için sebepler mevcuttur. Fakat ümitsiz olmak için tek bir sebep mevcut değildir. Ben de dünyaya, dünyanın sıkıntısını çekmeye geldim. İnsanların %80'i ne söylediğine değil, nasıl söylediğine bakarlar. Esas mesleğim hiçbir ünvanı olmayan, 8. planda kalmış, işler, küçük adamların ömürlerini törpüleyen ıvır zıvır işler. Neden böyleydi bu dünya? Niçin insanın istediğince yaşamasına engel olunuyordu? Neden? Niçin bırakılmıyordu insanlar dilediklerince yaşamaya? Şimdi mal, mülk, para, kimdeyse itibar onda. Bu dünya, bu haksız dünya niye bozuluyor günden güne? Belli bir şey, eski hatıralar, eski saygılar unutuldu ondan. Bozuldu bozuldu. Dünya kökünden bozuldu. Üstüne bastığım toprak ayaklarımın altından kayıyor sanki. Bugün dünü arıyoruz, yarın da bugünü arayacağımızdan şüphen olmasın. Ulan enayi dedim, bu dünya fani bir dünya. Bu dünyada yiyip içtiğin, bir de sevip sevildiğin kar kalır. Kime kalmış bu dünya? Ne o gene, vicdan mı? Boş ver. Vicdan bizim Kasımpaşa'da otururdu, geçen hafta Sarıyer'e gelin gitti. İnsan ne görecekse bu dünyada görmeliydi. Öteki dünyaya gidip de gelen mi vardı? İnsanın gavuru, Müslümanı olmuyor arkadaş. İnsanın insanı, insan oluyor. Toprakla birlikte kinlerimizi de miras bırakıyoruz. Adalet güzeldir. Adalet yöneticide olursa daha güzeldir. Ekmek, yemek, su istemem. Kitaplar bana açlığımı, uykusuzluğumu hissettirmiyor. Size teklif edilecek işlerde dikkatli olunuz. Size ait olmayan bir görüşü savunmak zorunda kalmayınız. Hepimiz sağ olalım. Hepimiz var olalım arkadaşlar. Bu millet sağ olmaya, var olmaya layık bir millettir.
Ölüm korkusu vuran yüzler gerilmiştir aşağıda. Gözler yuvalarından fırlamış, ölüm kaşla göz arasında pusu kurmuş. Haklısın, insanın mal olmaması lazım. Ama oluyor işte. Ve sen bunu ancak şimdi, yani bıçak kemiğe dayanınca düşünebildin. İğne etine saplanınca. İnsan doğru oturup doğru konuşmalı. Bacakları kuvvetli, soluğu bol olan kazanır. Bilmiyordu. Bilmiyordu bu kahpe dünyanın işini. Dikkat ediniz. Cahiller sizden ileride bulunmasın. Biz cahil insanlarız. Parti marti bilmeyiz pek. Bizimkisi Ekmek Partisi. Olmuyordu. Uyuyabilmesi için mutlaka bir şeyler okuması lazımdı. Yıllar, kırık plaklarda kalmış çok eski türküler gibi geldi geçti. İstediğin kadar büyük ol. Geldiğin yer toprak, gideceğin yer gene toprak. Adam kuş olmalı diyorum. Bildiğin kuş, kanatlı, uçmalı bir güzel, istediği yere. Ölüm Allah'ın emriydi. Allah emretmeden kuş kanadını oynatamaz, karınca adımını atamazdı. Kendini okumaya öylesine alıştırmıştı ki, okumadan belki de günlerce uyku girmeyecekti gözüne. Mal, mülk, para, emlak, istikbalimizin garantisi değil yavrum. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, milyonerlerin bile geleceği garanti altında bile değil. Bulgur pilavıyla cacık, ayran bana İngiliz kuponundan elbiselerimi unutturuyor. Kolalı yakamı, kravatımı unutturuyor. Türk cemiyetinin bünyesinde gerçekten yapıcı bir rolde oynar. Kurduğu Bayramiye tarikatı, esnaf ve çiftçinin tarikatıdır. Komünizme karşı baraj olsun diye göz yumulan bu güç, demek günün birinde iyice dal budak salacak, sonra da önüne geçilmez bir hal alacaktı.